Manşete hoş geldiniz seçime 61 gün var ortam yavaş yavaş ısınıyor siyaset renkleniyor <laughs> yeni cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı Hüdapar olayı var Muharrem İnce olayı var hepsine bakmaya çalışacağız ama hepsinden önce bir hatırlatmamız var yani cumhurbaşkanı adayı olmak için madde 101 çok açık siyasi parti grupları e, cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyor bir kişiyi yani mecliste bir grubu ikna etmeniz gerekiyor. ...mecliste grubu bulunan bir partiyi. Bir bu. İkincisi... E, ...en az... ...birlikte yüzde beş... ...bir önceki seçimde oy almış siyasi partiler... ...bir araya gelerek... ...aday gösterebiliyorlar. Yani bir önceki seçimde... ...toplamda yüzde beş oy almış... ...partiyi veya partileri... ...bulacaksınız. Sizi aday gösterecek. Ve en güç... E, ...yöntemde yüz bin seçmen... ...sizi aday gösterecek. Orada da... ...şöyle bir sıkıntı var. Her... E, ...seçmen size imza verecek. Her seçmen kendi seçim bölgesinde gidecek il ilçe seçim kuruluna orada imza verecek. Yani o da adeta noter huzurunda gibi bir şey oluyor. Ve yüksek seçim kurulu bu imzaları topladıktan sonra 100 bin geçerli imza olduğuna kanaat getirirse sayıp topladığında sizi, sizin adaylığınızı tescil edecek. Yani bütün bu işlemlerden sonra ancak Aday oluyorsunuz şu andaki ortadaki adayların hemen hepsine aday adayı demek gerekiyor. Bütün bu işlemler bitti ve YSK tamam sen adaysın deyip senin adına pusula falan bastıracağı zaman işte o zaman sen artık cumhurbaşkan adayısın. Öyle bakmak lazım gazetecilerinde filan Cumhurbaşkanı adayı fişmekancı adaylığını açıkladı falan gibi e, laflarına böyle bakın keşke onlar da böyle şerhler düşseler. Bu önemli bakın Aydınlık Gazetesi'nin e, bugünkü manşeti vatandaşın önündeki engelleri kaldıralım 100 bin imza için YSK'ya başvuru işte bir takım öneriler getirmişler. E-Devlet'ten olsa keşke herhangi bir seçim kuruluna giderek olsa keşke e, yurt dışındaki seçmenler e, elçiliklerde konsolosluklarda imza verebilse filan gibi bir sürü şey var. Son derece sınırlı bir aralıkta 3-5 gün gibi bir sürede sizin 100 bin imzayı 100 bin seçmeni bulmanız ve o seçmenlerin de seçim kurullarına kendi oy kullandıkları bölgedeki seçim kurullarına gidip imza vermesi gerekiyor. Aydınlık niye bunu atmış? Şunun için yani Vatan Partisinin yayın organı Aydınlık ve geçtiğimiz 2018'de Doğu Perinçek 100 bin imzayı güç bela toplamıştı. Zaten seçimdeki oyu da 100 binin biraz üzerindeydi. 120 bin mi, 117 bin mi öyle bir şeydi yani. Haliyle. Bütün ona oy veren isimler bile imza verse falan bir mesele yani bunu organize etmek 3-5 günde bu imzayı to toplamak hemen herkes için böyle bir risk söz konusu ama iktidarın özellikle bazı adayları görmek istediği konuşuluyor onların imza toplamasının güç olmayacağını zannediyorum. Eğer herhangi bir konuşulan isim hızla 100 bin imzayı veya 200 bin 300 bin imzayı topluyorsa orada durup düşünmek gerekiyor orada iktidarın milisleri devreye girmiş olabilir. Böyle bir kıtır atayım ve devam edelim. E, HDP uyarmış. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmek için güncel adres bilgilerinizi turkeygov.tr işte linki de vermiş. Tıklayarak kontrol edin. Son gün 17 Mart diyor. Yani e, takvim o kadar sıkışık ki ve Türkiye'de de o kadar şimdi adrese dayalı falan filan diyorlar ama bu işler tam oturmamış durumda. Herkesin gerçekten kendi bilgilerini kontrol etmesi, kendi adresinde kendinden başka kimse var mı, kendisi o adreste görünüyor mu, görünmüyor mu bakması lazım. Bu işleri Süleyman Soylu yönetiyor. Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı yönetiyor. Yani böyle de bir kitleyle ve mekanizmayla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla herkesin e, süratle e, bu bilince de ulaşıp bir an evvel kendi durumunu takip etmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecini başlattı. E, 18 Mart seçim takviminin başlangıcı olarak belirlendi ve 14 Mayıs'ta e başkanın ağzından 14 Mayıs'ta Türkiye'nin seçime gideceğini de bir anlamda teyit etmiş oldu. Bakalım iş nereye gidecek? Yani yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması devam ediyor vesaire diyor. O arada hep bir endişe var ya yüksek seçim kurulu bu seçimi yapabiliriz yapamayız deprem bölgelerinde şöyle belirsizlikler var mı var diyecek mi demeyecek mi? Demeyecek gibi görünüyor bu aşamada. Neticede Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu Harekete geçmiş yani start almış start kelimesini bazı e, seyircilerimiz sevmiyorlar Türkçe kelime kullansan diyorlar ama gene ağzımdan çıktı iktidar boş tabi tabii. Ee, hemen yayın organlarında e hemen her gelişmeyi kendi lehine gelişmeleri köpürterek ittifak falan diye veriyorlar. Ama muhalefet tarafındaki gelişmeleri de koalisyon koalisyonlar kötüdür diye veriyorlar. Kendileri de koalisyon hep söylüyorum. Yani tek kişilik parti e büyük birliğin Mustafa Destici'siyle bile konuşmasını böyle veriyor. Cumhur İttifakı'nda kritik görüşme manşetiyle falan yani. Böyle de köpürtüyorlar. Böyle de bir acayip işte sabah şey takvim Cumhur'da güç birliği Hüdapar önceliğimiz milletin menfaati Hüdapar heyetiyle e, Numan Kurtulmuş görüşmüş AKP'de bu şekilde büyük puntolarla verilmiş, verilmiş. birazdan Hüdapar'a bakacağız. İşte bir başka e, olay CHP'den zaman ayarlı baskı aday olma bakalım Muharrem filan filan böyle iktidar stratejisini net bir şekilde muhalefeti bölmeye kurdu. Bu seçimde ana strateji bu. Yani Erdoğan'ın Erdoğan'ı birinci turda seçtirmek son derece güç, bunun farkındalar ve ne yapabiliriz? Muhalefeti bölelim. Ana strateji bu, bundan emin olun ve HDP'yi de muhalefet birliğinden uzak tutalım. İşte HDP terörle arasına mesafe koymuyor. Zaten Millet İttifakı içinde de HDP'den haz etmeyen İyi Parti falan gibi unsurlar var. Orayı kaşıyacak, öyle yürüyecek. Ama terörle mesafe, araya mesafe koyan veya koymayan HDP veya işte Millet İttifakı mı değilse Cumhur İttifakı mı onu birazdan Hüdapar dosyasında anlayacağız. İşte bir takım insanları konuşturuyorlar. Nelson Mandela'nın torunu Erdoğan'a kefil olmuş efendim bir başka şey sabahtan getiriyorum bunları işte PKK'dan altılı masaya destek ne bileyim milli görüşçüler Erbakan hocanın kabri başında konuştu hocamızın kemikleri sızlıyor niye Saadet Partisi şeyde olduğu için e, Millet İttifakı'nda olduğu için. Ahmet Özal da manşet olmuş yani düşünün Özal da Cumhurbaşkanı adayı falan diye ve enteresan bir şekilde 10 parti burada isimleri var okumayacağım Ahmet Özal'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermeye hazırlanıyormuş. Yeni Çağ'ın iddiasına göre ben bu partilerden hiçbirinin adını duymadım. Hiçbirinin adını duymadım. Ben duymadıysam siz de duymamışsınızdır. Kimse duymamıştır. Onu da söyleyeyim. Ee, bu kadar siyaset dünyasını yakından takip eden biri olarak söyleyeceğim. Ama adaylar çıkıyor, çıkacak. Bir de tabii bu adayların çıkış nedenleri daha çok kendileriyle ilgili konular. Yani Mustafa Destici vekil olmaya çalışıyor. Acaba şey Muharrem İnce, acaba bu seçimde ne biçimde bir şey koparırım diye bakıyor filan yani. Yoksa Cumhurbaşkanı olacağına inancından falan değil. Kendi de biliyor olamayacağını. Ya da kendini böyle kandırıyor bilmiyorum. Orhan Kemal Cengiz çok doğru bir öneride bulunmuş. Diyor ki yani bu dönemde diyor yandaş medyaya çıkıyorsanız ve yandaş medya size mikrofon uzatıyorsa dikkat edin diyor. Yani orada başka bir iktidar hesabı var. Bu böyle bunu böyle okuyun. Eğer sabahı A Haberi 24'ü şusu busu sizi köpürtüyor mikrofon uzatıyorsa buna Anadolu Ajansı'nı TRT'yi şunu bunu da ekleyebilirsiniz. Orada bir başka hesap var demektir yani. Ve buna alet olup olmamak da sizin elinizde. Sözcüden kestim bunu. Muharrem İnce adaylıktan çekilmeli deyince CHP ince telaş yapmayın duruma göre bakarız demiş. Muharrem İnce daha önce birkaç kere söyledim çokça gündem ve ben de çok fazla üzerinde durmayacağım. E, 2018 seçiminde bu adam kazandığı skandalından sonra psikolojisi bozuldu ve bir daha yerine gelmedi. Ağır travma yaşıyor. Normal değil. Zaten bir dansı ve işte partilerin dansları falan filan videoları dolaşıyor görmüşsünüzdür. Partilerine de geçmiş bu durumda değişik bir kitle söylediği şeyler doğru değil. Bir programda birkaç böyle önüme düştü videosu bir, bir birer ikişer dakikalık. Ne Türkiye'yi yönetmeye hazır, ne Türkiye'nin sıkıntılarıyla, sorunlarıyla haşır neşir. Verdiği bilgiler veriler doğru değil. İşte şu, değişik yani kadrosu yok, ekibi yok. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama muharemince son tahlilde buradan acaba bir iki milletvekilliği ya da işte benim adaylıktan çekilmem karşılığında de destek vermem karşılığında falan bir şey olur mu falan diye bakıyor bakacaktır başka bir şey değil yani bu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı adaylarını veya belli bir ittifaka destek veren insanları parlamentoda vekil pazarlığı yaparken göreceksiniz takip edin yani önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Hüdapar meselesine yavaş yavaş girelim. Bülent Korucu paylaşmış. Erdoğan Hüdapar'la önceki seçimlerde de görüşü destek aldı. Bu defa fark köşeye sıkıştığı için Erdoğan'dan daha fazlasını alacağını biliyor Hüdapar. Hem meşruiyet krizini aşmak hem de meclise girmek istiyorlar demiş. Acaba öyle mi? Yani meşruiyet krizine bakacağız. Elbette meclise de girmek istiyorlar. Güneydoğu'da belli bir güçleri var belli illerde. Oradan belki bir iki milletvekiliyle bir iki milletvekilliği koparmak isteyeceklerdir. Yoksa haklı Bülent Korucu bir önceki seçimde de Cumhur İttifakı'na destek vermişlerdi. Ama Hüdapar konusu önemli. E, Aydınlık e, dünkü manşetinde e, Hüdapar seçimi kaybettirir diye açık cephe almıştı ki Aydınlık Doğu Perinçek çizgisi öteden beri e, Cumhur İttifakı'na destek veriyor ve burada bir çatlak var. Yani Hüdapar ne iş falan diye soruyorlar. Esasen sormakta da haklılar çünkü Hüdapar... E, Eski yani Hizbullah'ın devamı bir yerde ve e, Hizbullah'la ilgili haber yapan 2000'e Doğru Dergisi'nin muhabiri e, Hizbullahçılar tarafından öldürülmüştü. Yani bir davaları da var bu çizgiyle. Hüdapar'ın bir yayın organı var. Doğru Haber diye hiç duymamışsınızdır, bilmiyorsunuzdur. Belki böyle bir gazete var, internet sitesi var. İşte o da bu şekilde manşetten hem Cumhuriyet İttifakı'na destek verirken hem de işte kilit parti Hüdapar manşetleri... Atıyor. Peki nedir bu? Şimdi e, geriye doğru 40 yıllık bir hikaye. Yani 8-10 bölüm belgesel, belgesel olur. Benim 28 yıllık gazetecilik hayatımda da bütün bu süreçlere aşağı yukarı tanıklık ettiğim bir durum. Yani içinde yaşayarak geldik. 3-5 cümleyle anlatmak gerçekten mümkün değil. Ama ben e, bir foto galeri eşliğinde 8-10 grafik fotoğraf eşliğinde özetin, özetinin, 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 özetini filan vermeye çalışacağım size 1-2 dakika içerisinde hizbullah çizgisi esasen Güneydoğu'da PKK ile eş zamanlı doğmuş bir hareket 70'lerin sonu 80'ler bir PKK daha çok sol ağırlıklı sol eksenli bir örgüt şey hizbullah' da İslamcı bir çizgide götürüyor ve özellikle 80'lerin sonundan itibaren Hizbullah bir takım çevik kuvvet, jandarma falan e, gibi şeyleri de var. Yani e, jandarma tesislerinde veya çevik kuvvet tesislerinde eğitim aldıklarına falan dair bir takım bilgiler de var. Yani devletin de ilgisini esirgemediği bir grup. E, 80'lerin sonu ve 90'larda cinayetleri, katliamları ve e, imza attığı vahşetle tanınıyor. Birazdan ona bakacağız. Son derece simge isimleri katlettiler ve e, işkence işkenceyle öldürdüler ve bir takım mezar evler falan ortaya çıktı. Domuzbağı işkenceleri falan ortaya çıktı. Resimdeki kişi Hüseyin Velioğlu. O Beykoz'da 2000 yılı Ocak ayında bir baskınla hayatını kaybetti. Yanındaki kişi de daha sonra Hizbullah'ın lideri olarak devam etti. Bir süre yattı içeride. Serbest bırakıldıktan sonra da yurt dışına kaçtı, izini kaybettirdi. E, Hüseyin Velioğlu'nun e, mezarı e, işte görüyorsunuz türbeye dönmüş durumda e, ve çok ciddi destekçileri var. Hizbullah Hüdapar çizgisi e, mezarını yalnız bırakmıyor. İşte bu da yanındaki kişi e, yani o baskında sağ kurtulan ismini şu anda hatırlayamadım. E, yurt dışında bir yerde hala Hizbullah'ı çekip çevirmeye devam ediyor. Konca Kuriş e, e, cinayetiyle. Ee, özellikle e, Hizbullah tanınıyor. Konca Kuriş e, muhafazakar aileden gelen bir isim ama son dönemde ekranların gediklisi olmuştu. Pek çok ekrana çıkıyordu o yıllarda. E, 90'lı yıllarda. Ve e, 90'lı yıllar gerçekten bugünlere göre e, parmakla gösterilecek yıllar. Yani Evet faili meçhuller var, karanlık yıllar, bir jiten faktörü var şu bu filan ama bir taraftan da bir takım isimler kendini özgürce sabaha kadar süren tartışma programlarında özgürce ifade ediliyordu. Yakılan köylerden işlenen cinayetlere katliamlara kadar pek çok şey çıplak bir şekilde konuşulabiliyordu, tartışılabiliyordu. 90'lı yıllar böyleydi. Konca Kuriş Hizbullah tarafından öldürüldü. Muhafazakar bir geçmiş olmasına rağmen televizyonlarda yaptığı açıklamalarla işte kadınların özgürlüğü, kadınlara söz hakkı böyle hani feminist diyebileceğim diyebileceğimiz bir çizgiyi temsil ediyordu bir yerde. Fakat Hunharca katledildi. Onun mezarı da işte böyle 23 Ocak 2000 yılı. Yani 2000 yani 90'ların sonu ve 2000'ler bu konularda bu Hizbullah'ın özellikle çokça konuşulduğu yıllardı ve gazetelerde manşetlerdi. Manşetler böyle atılıyordu. Hizbullah vahşeti diye atılıyordu. Toplu mezarlar ortaya çıkarıldı ve bu hücre evlerde veya mezar evlerde pek çok kaset ele geçirildi. Yani işte sorgu kasetleri, işkence işkence ettikleri insanı sorguladıkları kasetler ve o kasetler devletin elinde. Çok az bir bölümü basına yansıdı. Kazılar yapıldı. Evlerin, bodrumları, bahçeleri neyse ve Hizbullah'ın özellikle 90'larda ve 90'larda ve işte 2000'lere kadar yüzlerce cinayete imza attı ortaya çıktı ki bunlardan en simge olanlarından biri de Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinden bir yıl sonra Gafar Okan cinayeti Diyarbakır Emniyet Müdürü'ydü. Gafar Okan bölgede Hizbullah'ın çökertilmesi Hizbullah'la mücadelede simge isimlerden biriydi ve intikamını intikamlarını onu katlederek aldılar. Evet ve işte Hüdapar'ın falan toplantılarında şu bu Hüseyin Velioğlu'nun ismi ve diğer liderlerin falan resimleri neyse böyle gösteriliyor. Pankart olarak açılıyor ve o çizgi devam ediyor. Şimdi bu çizgi, bu çizgi böyle bir çizgi Cumhur İttifakı'na katılıyor ve diyorlar ki ya işte efendim bunlar yani Hüdapar, 2012 yılında kuruldu. Hizbullah'ın o zaman Mustazaflar Derneği olarak falan da faaliyet götürmüştü. Hizbullah'ın devamı. <laughs> Hüdapar'da zaten hem ismi Hizbullah'la aynı aşağı yukarı mana olarak aynı. Hüda'nın partisi. Hizbullah'ta Allah'ın hizbi Allah'ın partisi manasına geliyor. Mana olarak da aynı. Hem de reddetmiyor. Yani hem Hizbullah geçmişini reddetmiyor hem de Hizbullah'ın e, geçmişte imza attığı e, katliamları savunma refleksiyle yaptığını falan söylüyor. Başındaki insanda falan. Şimdi diyorlar ki işte e, iktidar partisi bunlarla nasıl ittifak kurar falan filan. İktidar partisi çok bu temiz. Onun o iktidar partisinin hiç mi işkencehanesi falan yok? Yani e, bakın e, yeni ee, Sevinç Özarslan paylaşmış Afyon Emniyette gözaltına alınan kadınlarla görüştüm 10 kadını aynı odaya koyup Hepsi bir aradayken çıplak arama yaptığınızı Kadınların üst bölgelerine iğne batırdığınızı biliyoruz Yaptığınız işkencelerin hepsini not alıyoruz Hepiniz ceza mahkemelerinde yargılanacak Hukuk önünde hesap vereceksiniz demiş Bugünkü idare Farksız mı? Eski Hizbullah'tan bir, an, bir anlamda ...2016'dan itibaren sistematik işkence yapılıyor... ...Türkiye zindanlarında, emniyetinde, adliyede insanlara. Yani dolayısıyla... Ee, ...hatta şöyle de denebilir... ...Hizbullah'ın o kanlı geçmişinden sonra Hüdapar çizgisi... ...son 10-15 yıldır böyle bir katliam, cinayet vesaire kanlı bir olay yok. Deyebilir ki... ...yani biz o dönemden çıkardığımız derslerle şu anda bir politik çizgide devam ediyoruz. İktidara baktığınızda iktidar şu anda kanlı bir hareket götürüyor kanlı bir siyaset götürüyor yani dolayısıyla Cumhur İttifakı'na katılmasını yadırgayanları da yadırgamak lazım tabi elbette Cumhur İttifakı alıyor bunu tepe tepe kullanıyor yani e, açıkçası e, Erdoğan e, Hüdapar lideriyle işte fotoğraf veriyor e, köşkte ağırlıyor belki birkaç milletvekilliği verecek bilmem ne ona muhtaç olduğu için şu bu falan ama şimdi bunu Pazarlıyorlar bir şekilde güç birliği, ittifak falan diye işte biraz önceki manşeti tekrar ekrana getireyim. Cumhurda güç birliği falan diye pazarlıyorlar. Öteki türlü HDP terörize edilmiş durumda. Terörle arasına mesafe koymadı. işte efendim Millet İttifakı'nda ne iş var? Millet ittifakının bir diğer üyesi de işte efendim PKK falan diye propaganda yapıyorlar. Yani bir yanda kendileri eli kanlı bir örgütün, vahşi bir örgütün devamıyla oturuyor, siyaset yapıyor. Öbür tarafta da işte. Dolayısıyla bu tür şeylere bakmamak, takılmamak gerekiyor. Yani buradan çıkaracağımız şey şu. iktidarın ipiyle kuyuya inmemek gerekiyor. Ama maalesef biz ne söylersek söyleyelim bu bu şekilde devam ediyor. Bu bu şekilde devam ediyor belki de etmeye devam edecek. Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken bir fotoğraf takılmış. Arkasındaki insan sayısı önündekinden daha fazla. Yani böyle de bir şey. Bu normal Cumhurbaşkanlığı'nın kendi Twitter adresinde yaptığı şeyden canlı yayından kesip getirdiğimiz kare. Yani bu kadar da desteği yok. Dolayısıyla her şeye şey duyuyor yani ihtiyaç duyuyor. Her türlü yani yüz küsür bin oyu olan Hüdapar'a bile ihtiyaç duyuyor. Büyük Birlik Partisi, Tek Kişilik Parti ona da ihtiyaç duyuyor. Hepsine ihtiyaç duyuyor. Yeniden Refah'a, Erbakan'ın oğluna ihtiyaç duyuyor. Ve şimdi Hüdapar nasıl Cumhuriyet... Ya e iktidarın her tarafı çeteleşmiş durumda. İşte Alaaddin çakıcıyla Devlet Bahçeli kol kola. Savaş Genç de onu soruyor. Yani diyor ki terör örgütleri ve marjinal yapıların meşru saray müttefiki olduğu Türkiye'de firari terörist olarak anılıyorum. İşte gel de alınma yani buna. Alaaddin Çakıcı'nın efendim bir danışmanı varmış. Ferhat Aydoğan diye. Yani bir örgütün elebaşının bir de danışmanı var ve bu danışmanı gidiyor e, jandarma genel komutanıyla böyle fotoğraf veriyor. Ziyaret etmiş. Fotoğraflar yeni yani. Twitter adresinde de paylaşmış. Jandarma teşkilatımız yaraları sarmaya devam ederken biz de Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettikten sonra filan falan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Paşamızı ziyaret ettik. Fotoğrafını da paylaşmış. Dünkü Twitter mesajı. Yani öyle bir dönem ki çeteler mafya babaları danışmanları var ve bu danışmanlar gidiyorlar jandarma genel komutanını ziyaret ediyorlar ve bunu göz göre göre yapıyorlar fotoğraflar çekiliyor servis ediliyor ve bu seçime iki ay kala yapılıyor böyle de fütursuz böyle de gözü kara bir güruhla karşı karşıyayız yani mafyalaşmış devlet devletleşmiş mafya boşuna söylenmiyor Ayhan Bilgen onu yazmış esasen. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na davet edilmesinden çok HDP'nin Millet İttifakı'na davet edilememesini tartışmak gerekmiyor mu diye soruyor. Esasen bu soru daha doğru. Evet. Daha doğru bir soru. Fakat değişmeyen bir gündem. Müce, mücella yapıcı bu gezi eylemlerinde işte mahkeme kararıyla Bakırköy Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda yatıyor. Diğer yoldaşlarıyla birlikte kadın yoldaşlarıyla birlikte erkekler işte Silivri'de başka cezaevlerinde önceki programda mevzu etmiştik. E, tarlalara e, kepçeler girdi, inşaat makinaları, kamyonları neyse girdi, inşaat başladı yani deprem bölgesinde hem de ovada. koca bir coğrafyanın diyor. Tektonik yapısı tümden değişti ve değişiyor. Ne demek sürekli değişen zemin koşulları altında yeni inşaatlar yapmak? Bre hey gafiller. Bir mezarı dahi definden sonra bir yıl müddetle inşa edemezsiniz. Harika bir misal vermiş. Yani cenaze kabre konduktan sonra hemen üzeri örtülür, başına bir taş dikilir veya bir ağaç dikilir, neyse bir kütük dikilir, neyse sonrasında tabela dikilir, sonrasında bir yıl beklenir. Böyledir. Niye? İşte kabir otursun diye. Ondan sonra mezar yapılır. Onu hatırlatmış. Bir mezarı da hedefinden sonra bir yıl müddetle inşa edemezsiniz. Ne yapıyorsunuz orada diyor. Ve bunu Bakırköy'de tutulan mücella yapıcı gezi eylemlerinden attılar bir sürü masum insanı. içeride tutuyorlar hala aylardır. Oradan yazıyor büyük bir duyarlılıkla. Simge örneklerden biridir. Bir başka simge örnek. Mutlaka dün Twitter'a 5-10 dakika takıldıysanız mutlaka önünüze bu video gelmiştir. Benim defalarca önüme geldiği için de ne olduğunu biliyorum okuyorum çünkü ve elim bir türlü açmaya gitmedi sonra da açtım izledim yani kötü oldum çok kötü oldum depremde iki kızı ve eşini kaybeden Mümtaz Gövce 10 yaşındaki kızının enkaz altından çıkarılan telefonundan göndermeye çalıştığı yürek dağılayan mesajları gözyaşları içinde paylaşıyor ve işte babasına böyle sesleniyor yazdığım gibi okuyamayacağım bunun için evlat babası olmanız gerekmiyor hele hele kız babası olmanız gerekmiyor evet zor o arada sessiz sedasız Milliyetin iç sayfasında Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün S400'e ihtiyacımız yok demiş ya milyarlarca dolar verdiniz onun için. Yenileri için falan anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni partiler için tuhaf sessiz sedasız bir S400 şeyi kapatılıyor enteresan, dikkat çekici. Üzerine çok konuşulması lazım ama sıra gelmiyor. Gerçekten sıra gelmiyor. Amerika'da banka depremi konuşuluyor. Bunu ekonomistlere havale ederek sadece spotu okuyacağım. Batan Silikon, Silikon Vadisi Bankası'nın ardından New York merkezli Signature Bank'ta batmış. Amerika'daki panik Avrupa ve Asya borsalarında sallıyor. Bakalım bunun arkası gelecek mi? Gerçekten ekonomik ekonomi çevrelerinin dikkatle takip ettiği konulardan biri. Bir iki renkli konuyla yavaş yavaş manşeti bağlayalım. Davut Güloğlu'nu bilir misiniz? Ben türkücü Davut Güloğlu diyebilirim. Ya Davut Güloğlu sade şeyde yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapıyormuş. Gerçekleştirdiğimiz MKYK toplantımızın gündemini yoğun çalışmalarla tamamladık filan falan diyor. Baktım yani fotoğraflar paylaşmış. İşte burada da işte Fatih Erbakan görülüyor. Davut Güloğlu. Davut Gül Güloğlu yeniden refahta siyaset yapıyor. Yani görünce şaşırdım. Biraz kilo almış, biraz değişmiş ama enteresan. Enteresan. Bir diğer e, renkli konu da e, Öznur Kalender e, paylaşmış. Şimdi kıvrıma zamanı. Muharrem İnce karikatürü. Yalova'dan doğan güneş Muharrem İnce. Arkadaki e, saz heyeti de Davul Zurn'a da Erdoğan'la Bahçeli üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Leman kapağı da şahane. Ersan Şen var. Adaylığımla korkutarak altılı masayı birleştirdim. Evet. Şimdi bütün bu konuların üzerinden geçtikten sonra son tahlilde iki şey söyleyeceğim. Bu seçim satım haline fena haline girdik. Yavaş yavaş ısınıyor ortalık. Erdoğan'ın e kendi altılı masasını kurmaya çalışması, Cumhurbaşkanı adaylarının ortaya çıkması, imzayı toplarlar toplamazlar ayrı konu. Bunlar iyi işaret. Yani seçime doğru gidiyoruz. İnsanlar seçime hazırlanıyorlar. Seçim için organize oluyorlar. Erdoğan da organize oluyor, Yüksek Seçim Kurulu da organize oluyor, muhalefet de organize oluyor, diğer partiler de organize oluyor. O anlamda bu iyiye işaret. O açıdan bunu böyle okumak lazım. Ben olaya tersten bakıyorum biraz. İkinci konuda şu, Erdoğan'ın e, seçimi çantı, çantada keklik görmediği ortada pek çok unsurla bir araya gelmeye, ittifaka katmaya, ikna etmeye falan çalışıyor, muhalefeti bölmeye çalışıyor. Bütün bunlar esasen e, Erdoğan'ın karşısında muhalefeti birleşmeye, birleşmiş muhalefeti de sımsıkı kenetlenmiş halde Erdoğan'ın karşısında durmaya ve seçime öyle gitmeye zorluyor. Bu iki şey önemli. Aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.